Evet sevgili öğrencilerim, 3. ünitemiz kuvvet ve hareket ünitesi. Kuvvet dediğimiz zaman gözle görülebilen ortada bir durum söz konusu değildir. Kuvvet ancak cisimler üzerinde bıraktığı etkilerden anlaşılabilir. Kuvvetin etkilerine bakacak olursak cismin şeklini değiştirebilir, cismin yönünü değiştirebilir, duran bir cismi harekete geçirebilir, hareket halindeki bir cismi ise yavaşlatabilir, hızlandırabilir veyahut durdurabilir. Kuvvetin 3 tane özelliğinden bahsedebiliriz: yönü, doğrultusu ve büyüklüğü. Şimdi kuvvetin yönünden ve doğrultusundan bahsedecek olur isek, 2 adet doğrultumuz bulunmaktadır: kuzey-güney doğrultusu ve doğu-batı doğrultusu. Buradaki şekilde polis aracı kuzey-güney doğrultusunda ve kuzey yönünde seyretmektedir. Aşağıdaki resimde ise İki tane aracımız bulunmaktadır. İki aracımız da doğu batı doğrultusundadır. Mavi aracımız doğu batı doğrultusunda batı yönünde hareket ederken, kırmızı aracımız ise doğu batı doğrultusunda doğu yönünde hareket etmektedir. Doğrultu ve yönü pekiştirecek olursak buradaki ilk resmimizde şut çeken bir çocuk görüyoruz. Topumuzun doğrultusu kuzey güneydir. Yönü ise kuzeydir. Köpek gezdiren çocukta ise doğrultu doğu batı, yön ise doğudur. Diğer el arabası süren çocukta ise doğrultu yine aynı şekilde doğu batı, fakat yönü batıdır. Kuvvetin cisimlerin şeklini değiştirebildiğini, durdurabildiğini, hızlandırabildiğini, harekete geçirebildiğini ifade etmiştik. Bunun yanı sıra kuvvet aynı tür. Kuvvetin büyüklüğünü ölçen alete biz dinamometre diyeceğiz. Dinamometrelerin yapısında yay bulunur arkadaşlar. Yayın esneme özelliğine sahip olması dinamometrelerde tercih edilme sebebidir. Dinamometrelerin ucundaki kancaya bir kuvvet uygulandığında yayda bir esneme meydana gelir. Kuvvet ortadan kalktığında ise yay eski haline döner. Yaydaki bu uzama miktarı bize kuvvetin büyüklüğünü verecek. Biz kuvveti F harfi ile göstereceğiz. Kuvvetin birimi Newton'dur arkadaşlar. Burada esnek maddenin tanımını da yapalım. Üzerine herhangi bir şekilde kuvvet uygulandığında şekli değişen, ancak uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski halini geri alan cisimlere biz esnek cisimler diyeceğiz. Fakat esnek cisimlerin de belli bir kapasitesi vardır. Yani lastik esnek bir cisimdir ama gereğinden fazla kuvvet uygulandığı zaman lastik kopar. Yay aynı şekilde esnek bir cisimdir. Ama fazla kuvvet uygulandığında yay esneklik özelliğini kaybedecektir. Kuvvet yönlendirilmiş doğru parçası olan, yani oklar kullanılarak gösterilecek, okun uç kısmı kuvvetin yönünü, okun uzunluğu ise kuvvetin büyüklüğünü verecek. Burada birinci cismimiz doğu yönünde 4 Newton'luk bir kuvvete maruz kalıyor. Gördüğünüz gibi okta 4 birim var. Bu kuvvetin büyüklüğünü ifade ediyor. Okun yönü ise kuvvetin yönünü göstermektedir. Dinamometrelerde uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama miktarı da artacak. Yayda ne kadar uzama meydana geliyorsa uygulanan kuvvet o kadar fazladır anlamına gelir. Biraz önce esnek madde ve esneklik özelliğini kaybetme durumundan bahsetmiştik. İşte her dinamometrenin ölçebileceği bir değer vardır ve bu değer dinamometrelerin üzerinde yazılıdır. Yani 20 Newton'luk bir dinamometre ile 25 Newton'luk bir kuvvet ölçülemez veya 21 Newton'luk bir kuvvet ölçülemez iken 0 ile 20 Newton arasındaki herhangi bir kuvvet ölçülebilmektedir. Bunun yanı sıra dinamometrenin kullanılan yay dinamometrede bizim ne kadar ölçeceğimizi belirler aslında. Yani dinamometrede kullanılan sarmal yayın cinsi, uzunluğu ve kalınlığı o dinamometrenin ölçeceği değeri belirlemektedir. Bileşke kuvvet. Herhangi bir cisme uygulanan birden fazla kuvvetin yaptığı işi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet diyoruz. Yani bir cismin üzerine uygulanan net kuvvette diyebiliriz. R harfi ile göstereceğiz. Bileşke kuvvet için iki durum söz konusu: aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi ve zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi. Eğer kuvvetler aynı yönlü olursa kuvvetleri toplayacağız. Kuvvetler zıt yönlü olur ise kuvvetleri çıkaracağız arkadaşlar. Bir örnek yapalım.
Sol tarafta gördüğünüz F1 10 Newton doğu yönlü, F2 20 Newton o da doğu yönlü. İkisi de doğu yönlü olduğu için arkadaşlar bu iki kuvveti toplayacağız ve 30 Newton'luk bileşke kuvvetimizi elde edeceğiz. Sağ taraftaki şekle baktığımız zaman 10 Newton'luk doğu yönlü, 20 Newton'luk batı yönlü iki tane kuvvet görüyoruz. Büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkaracağız ve bileşke kuvvetimizi bulacağız. Bileşke kuvvetimizin yönü büyük kuvvetten taraf olacak. Yani 10 Newton büyüklüğünde batı yönünde bir bileşke kuvveti elde etmiş olacağız. Bir pratik daha yaparak pekiştirelim arkadaşlar. Küp şeklindeki cismimize iki tane kuvvet etki ediyor. F1 50 Newton doğu yönlü, F2 ise 100 Newton batı yönlü. Okların ne tarafı gösterdiği çok önemli arkadaşlar. Çünkü aynı yönlü olan kuvvetleri topluyoruz. Zıt yönlü olan kuvvetleri ise birbirinden çıkarıyoruz. Burada kuvvetler zıt yönlü olduğu için F2 daha büyük. 100 Newton'luk kuvvetten 50 Newton'luk kuvveti çıkarıyoruz. Bileşke kuvvetimiz 50 Newton ve batı yönünde olacak. Üçgen şeklindeki cisme baktığımız zaman F1 12 Newton doğu, F2 18 Newton doğu. İki kuvveti aynı yönlü olduğu gerekçesiyle toplayacağız ve 30 Newton'luk doğu yönünde bir bileşke kuvvet elde edeceğiz. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler. Bir cisme uygulanan kuvvetin bileşkesi eğer sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyoruz. Bu cisim duruyordur. Eğer hareket halinde ise sabit süratle hareketine devam ediyordur. Yani bir cisim etki eden bileşke kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde, duruyorsa durmaya devam edecek. Eğer hareket halinde ise de sabit süratle hareketine devam edecek. Ama bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise o zaman cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir diyeceğiz. Ve bu cisim duruyorsa hareket etmeye başlar. Eğer hareket halinde ise de hızlanabilir, yavaşlayabilir veya yön değiştirebilir. Sabit süratli hareket. Çevremizde olan varlıkların bir kısmı harekettedir. Yoldan geçen araba, havada uçan kuş, okul bahçesinde koşturan çocuk. Hareketli olan tüm varlıkların bir sürati vardır arkadaşlar. Varlıkların belirli bir zaman aralığında almış olduğu mesafeye biz sürat diyeceğiz. Yani tanımdan da anlaşılacağı gibi sürat alınan yolun geçen zamana bağlı olduğu belli. Alınan yolun geçen zamana bölünmesiyle bulacağız. Bununla ilgili biliyorsunuz bir üçgen formülümüz var idi. Burada kullanacağımız formülleri biz alınan yol, sürat, zamanın üçgen pratiğinde hatırlarsanız al süz demiştik. Yukarıdan aşağıya al süz şekliyle yapıyorduk. Burada bize lazım olan kısmı kapattığımız zaman diğer kalan kısımdan kendi formülümüzü oluşturabiliyorduk. Örneğin sürati hesaplamamız gerektiği zaman, sürati kapattığımız zaman alınan yol yukarıda, zaman aşağıda olduğu için alınan yolu zamana bölüyorduk. Aynı şekilde zaman lazım olduğu zaman zamanı kapatıyoruz. Alınan yol bölü sürat bize zamanı veriyordu. Alınan yol lazım olduğunda ise alınan yol kısmını kapatıyorduk. Sürat ve zamanı çarpıyorduk. Yani bizim merak edip üzerine kapattığımız şey aradığımız şey oluyor. Geride kalanlar altlı üstlü ise bölüyoruz. Yan yana ise çarpıyoruz. Meşhur al süz üçgenimiz. Burada bir örnek soru üzerinden sabit süratli hareketi anlatalım. Şekildeki aracın harekete başladıktan 2 saniye sonra bulunduğu noktadan 20 metre, 4 saniye sonra 40 metre, 6 saniye sonra ise 60 metre uzaklaştığı görülüyor. Buna göre aracın 2, 4 ve 6. saniyedeki süratini hesaplayınız. Al süz formülümüzü hatırlayacaksınız. Al süz yazdığımız zaman sürat kısmını kapattığımızda alınan yol bölü zaman formülümüz ortaya çıkıyordu. İkinci saniyedeki süratini hesaplamak için arkadaşlar alınan yol ne kadardı? 2 saniyede 20 metre yol almıştı. 20 metre bölü geçen süre ne kadar? 2 saniye. Sonucumuz 10 metre bölü saniye. Aracın 4. saniyedeki süratini hesaplamak için ise
Aracın başlangıç noktasına göre 4. saniyede bulunduğu yer şekilde de gördüğünüz gibi 40 metre. Geçen süre 4 saniye, 40 bölü 4'ten yine 10 metre bölü saniye. 6. saniyedeki süratine baktığımız zaman ise başlangıç noktasına olan uzaklığına bakıyoruz 60 metre. Geçen zamana bakıyoruz 6 saniye. Alınan yol bölü zamandan yine 10 metre bölü saniyeyi buluyoruz. Yani bu aracımız sabit süratli hareket ediyor. Yani sürekli 10 metre bölü saniye hızla gidiyor bu aracımız. Bu şekilde sürekli hızı sabit olan hareketlilere biz sabit süratli hareket diyeceğiz. Bir hareketli eşit zaman aralığında eşit yol alıyorsa bu harekete sabit süratli hareket diyeceğiz. Yukarıdaki sorumuzla ilintili olan bu tabloda alınan yol hatırlarsanız 20, 40, 60 idi. Geçen zaman 2, 4, 6 idi ve süratimiz daima 10 metre bölü saniye idi. Ve bu tablodaki verilerden bir grafik çizmek istesek, aracın yol zaman grafiği ve aracın sürat zaman grafiği şeklinde iki grafik oluşturalım. Aracımızın alınan yol zaman grafiğinde biliyorsunuz her aralıkta eşit yol almıştı aracımız. Bu nedenle dikine giden ve sürekli alınan yol bölü zamanın birbirine bölümünün eşit olduğu bir grafik oluşacak. Sürat zaman grafiğine baktığımız zaman ise bu aracımızın süratinde hiçbir farklılık, hiçbir değişiklik olmadığı için sabit süratle hareket ettiği için 10 kilometre, 10 metre bölü saniye hızda sabit bir grafiğimiz oluşacak. Arkadaşlar saatteki akrep yelkovanın hareketi, alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerin hareketi, sürekli 90 kilometre hızla hareket eden otobüsün durumları sabit süratli harekete örnek olarak verilebilir. Aynı sürede daha fazla yol alan hareketlinin sürati fazladır ya da sürati fazla olan hareketli aynı yolu daha kısa zamanda alır diyebiliriz. Arkadaşlar, sürat limitleri var biliyorsunuz. Bu sürat limitlerini uyulup uyulmadığını belirlemek için radar denilen cihazlarla ölçüm yapılıyor. Aynı zamanda otobüs ve minibüslerde ise bu ölçüm taşıtın kendi içerisinde bulunan bir alet ile sağlanıyor. Alet aracın süratini ölçüp kaydediyor. Bu cihazlara da biz takometre diyoruz. Burada pekiştirmek maksatlı iki tane pratik yapalım. Pratik 79'da diyor ki bir araç 30 saniyede 300 metre yol aldığına göre sürati kaç metre bölü saniyedir? Alsuz üçgenimiz gözümüzde canlanacak. Yukarıya alınan yol, aşağıya ise ikiye bölüp sürat ve zaman yazacağız. Bize süratini sorduğu için sürati kapatıyoruz. Alınan yol bölü zaman bizim burada kullanmamız gereken formül oluyor ve alınan yolu zamana böldüğümüzde ise 10 metre saniyelik bir sürat elde ediyoruz. Pratik 80'e baktığımız zaman 40 metre bölü saniye süratle giden bir araç 50 saniye sonunda kaç metre yol alır? Yine aynı şekilde üçgenimizi hayal edin. Yukarıda alınan yol, aşağıda ise sürat zaman var. Bize kaç metre yol aldığını sorduğuna göre alınan yolu kapattığımız zaman aşağıda sürat ve zamanımız kalıyor ve ya birini kapattığımızda kalan ögeler yan yana ise çarpıyorduk. O nedenle arkadaşlar 40 metre ile 50 saniyeyi çarpacağız ve aracımız 2000 metre yol almış olacak. Evet, bir pratik daha yapalım. Aşağıda aynı anda harekete başlayan A, B ve C araçlarının alınan yol zaman grafiği verilmiştir. Baktığımız zaman burada belirli bir zamanda en fazla yol alan A cismi. Yani sürati en fazla olan A aracı. Daha sonra B, en az sürati olan ise C aracı. Sorulara baktığımız zaman hangi araç diğerinden daha süratlidir? Aynı zamanda daha fazla yol aldığı için A aracı. Varış noktasına hangi araç en uzun sürede varır diyor.
Sürati en az olan aracımız burada C aracı olduğu için varış noktasına en uzun sürede varacak. Aynı noktadan eşit süre ilerlendiğinde hangi araç ikinci sırada yer alır diyor. Bu da sürat bakımından ikinci sırada yer alan B aracımız olacak. Pratik 85'e baktığımız zaman ise hareketi boyunca sabit süratle hareket yapmıştır diyor. Birinci grafiğe baktığım zaman birinci grafik 2 saniye 40 kilometre saat hızla giderken 2 ile 4 düncü saniyeler arasında görmüş olduğunuz gibi sürati 80 kilometre saate çıkmaktadır. Yani sabit süratle hareket yapmamıştır. Birinciyi siliyoruz. İkinci grafiğe baktığımız zaman ise alınan yol zaman. Buradan süratle ilgili nasıl yorum yapacağım? Alınan yolu zamana böldüğüm zaman sürati elde ederim. Yani 40'ı 2'ye böldüğüm zaman ikinci saniyede, ikinci saatte, daha doğrusu burada zamanı parantez içerisinde H verdiği için saat oluyor. 40'ı 2'ye böldüğüm zaman 20. Ama dördüncü saatte 90 bölü 4, 20'den büyük bir değer olduğu için bu araçla ilgili de sabit süratle hareket ediyor diyemiyorum maalesef. Üçüncü grafiğime baktığım zaman aracım ikinci saniyede de dördüncü saniyede de görmüş olduğunuz gibi 60 metre bölü saniye süratle hareket ediyor ve sadece üçüncü grafiğim sabit süratli harekettir. Üçüncü ünitemizin tekrarını bitirmiş olduk. Dördüncü ünitemiz madde ve ısıda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.